Ben çocuğunu araştırdım, bakın sorunu. Kurbanı oldu, gençlerin kurbanı oldu. Senden başka kimseniz yoktur başkanım. Cezaevlerimizde 275 bin kapasiteli yatak sayımız var. Şu anda 300 binin üzerinde kader mahkumu var. O nedenle benim şefkatli devletimden, benim vicdanlı devletimden, benim merhametli devletimden kardeşlik hukukunun yeniden tahsis edilmesi için affet Türkiye'm. Annelerin mutlu olması için affet Türkiye'm. Babaannelerin mutlu olması için affet Türkiye'm. Anneannelerin, babaannelerin mutlu olması için affet Türkiye'm. 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra onlara ekonomik destek vermeliyiz, sosyal destek vermeliyiz, psikolojik destek vermeliyiz, manevi destek vermeliyiz ve onların da toplumla buluşmasını mutlaka ve mutlaka sağlamalıyız. İnanıyorum ki bu bizim af talebimiz siyasi bir talep değildir, vicdani bir taleptir. Af talebimiz Türkiye'mizdeki gerçekten kardeşlik hukukunun yeni baştan tahsis edilmesi için son derece önemlidir. Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar, özellikle uyuşturucu baronları, özellikle kadına karşı işlenmiş suçlar, Allah'ım korusun çocuklarımıza karşı işlenmiş suçların dışındaki konular konusunda bütün siyasi partileri Affet Türkiye'm kampanyamıza katılmaya, Affet Türkiye'm kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum. Bu noktada da Affet Türkiye'm çağrımız cevabını bulmuştur. Özellikle binlerce yara açık cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarının süresi 2023 yılı Ağustos ayına kadar uzatılmıştır. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Genel Başkan Yardımcımız, değerli dostumuz, sevgili Hasan Şişli Bey ile beraber İl Başkanımız Sayın Fahri Yıldız, Yalova İl Başkanımız Avukat Hidayet Çubuk Bey ile ve Düzce'de önemli çalışmalar ile il merkezimizde bulunmaktan son derece